İşte yine yollarda. Anadolu coğrafyasının güzelliğini, ihtişamını, soylu geçmişinden günümüze yansıyan izlerini sizlerle paylaşmak için. Ulu bir çınarın toprağa düştüğü bölgeye en yakın yerlerden birinde konaklayacak kervan. Merhaba efendim. İşte yeni bir yolculuk vakti. Biraz önce çekime başlamadan önce bir yolculuk düşündüm. Hiç bitmeyen bir yolculuk. Küçük sonlar ama her sonun bir başlangıcı. Geçen hafta sizlere veda etmiştik ve bu hafta yeniden merhaba diyoruz. Yeni bir Anadolu köşesinde. Bir misafirlik ve bir misafirperverlik. Anadolu'ya açılan pencere olan kervan, Anadolu'ya misafir ve onu bağrına basan, onu kucaklayan, onu sarıp sarmalayan bir Anadolu da misafirperver. Yolculuğumuz bu kez Marmara bölgesine. Aslında çok uzaklarda değil, merkezimize göre. Marmara'da Bursa'ya ulaşıyoruz ve Bursa'nın şirin bir ilçesine. Yeşillikler arasında yaklaşık 42 kilometre yol yapıyoruz ve bizi Ahi Dağları karşılıyor. Haşmetiyle ve bütün ihtişamıyla Ahi Dağları'na vuruyor güneş. Ahi Dağları'ndan buraya baktığınızda sanki bir göl görürsünüz güneş batışında. Ve eskilerden birisi de buraya öyle bir isim takmış. Gün batımında Ahi Dağı'nın en yükseğinde, zirvesinde gözünü gezdirmiş ve ne kadar büyük bir göl demiş. Ay ne göl. Yani İnegöl. Özlemlere doğru düşlediğiniz yolculuk işte devam ediyor. Merhaba koca imparatorluğun temellerinin atıldığı aziz topraklar. Merhaba İnegöl. İnegöl, Anadolu'nun batı yakasında Marmara bölgesinin önemli ulaşım yolları üzerinde kurulmuş bir ilçe. 1 Haziran sıcağında giriyoruz ilçeye. Sunsun diye Uludağ'dan kopup gelen serinliği yüreğimize. Yaz güneşiyle yıkanırken yeryüzü, insanlar çınarların serinliğine bırakmış kendini, gül bahçeleri içinde serinlemeye çalışıyorlar. Uludağ'ın bütün esenliği ve yeşilliğini hissediyoruz İnegöl'de. Bu toprakları yurt edinmiş insanlar, Uludağ'dan akıp gelmiş yeşilliklerin altında, havuz başlarında serinlemeye çalışıyorlar. Tarihi İnegöl evlerinin omuz omuza olduğu Kasım Efendi Caddesi'ni süsleyen koca çınarların serinliği, ıhlamur ağaçlarının kokusu sarı veriyor dört bir yanı. Uludağ eteklerinde bir yerleşim alanı İnegöl. Bugün Bursa ilimize bağlı. Türkiye'mizin en büyük ilçe merkezlerinden biri. Marmara bölgesinin güneydoğusunda verimli toprakları, yumuşak iklimi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra büyük şehir merkezlerine ulaşım bağlantılarının oluşu nedeniyle geçmişten günümüze birçok medeniyet ve devletlere mesken olmuş İnegöl. İskender, Roma ve Bizans imparatorlukları çeşitli dönem aralıkları ile hakimiyet sürmüş bölgede. 1071 Malazgirt zaferi ile Anadolu'nun kapısı Türklere açılırken İnegöl'de 1078'de Türklerin eline geçer. Birinci Haçlı seferleri sırasında yeniden Bizans'ın eline geçen İnegöl'ün o zamanki adı Angelekam. Türkmen akıncılarının Bizans'a sürekli saldırıya başladıkları ve Osmanlı Devleti'nin ortaya çıktığı 13. yüzyıl başlarında batıya doğru genişlemeye başladığı dönemde Prusa yani Bursa yolunu kesen bir savunma üssü gibidir İnegöl. Bizans için çok önemli olan Angelekamo
Osmanlı için de mutlaka alınması gereken bir yerdir. Zira İnegöl'ün fethiyle imparatorluk batıya doğru hızla açılacak ve büyüyecektir. Uzun süre Turgut Halk komutasındaki Türkmenler tarafından Ablukaya alınan bölge 1298 yılında Osman Bey tarafından imparatorluk sınırlarına dahil edilir. Daha genç bir fidanken koca imparatorluk, İnegöl savaşla ele geçen ilk merkezlerden biridir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin doğuşundan Cihan İmparatorluğu'na ve sonrasına şahit olmuş bir kutlu diyar İnegöl. Ve bu koca imparatorluğun mimari estetiğini bugüne taşıyan İnegöl İshak Paşa Külliyesi'ni şefkatli kollarını almış ulu çınarların gölgesine yaslanıyor, soyumun şarkısını mırıldanıyoruz hafifçe. Yine geçmişin ak hülyalarına daldım. Bir tatlı çağaltıyla yerimde kala kaldım. Her devri ayrı bir ihtişam ve ayrı bir şan, adeta dünyaları saran ışıktan bir tufan. Düşündüm bir lahza devletine Osman'ın ve zirvelere ulaştı elinde Orhan'ın. İnegöl'lü İbrahim Ağa'nın oğlu olan Sadrazam İshak Paşa'nın İnegöl'e yaptığı hizmetlerden sadece biri bu külliye. Kendisi de burada metfun. Fatihalarımız ona ve bütün ecdadımıza. Nice asil duygularımızın şahlanışına şahitlik eden bu tarihi mirasımızın hemen yakınındaki bedestenleri, çarşıları geziyoruz. İnsanlar halen alışverişte bu çarşılarda. Artan nüfus ve değişen zamanla birlikte yeni yeni çarşılar eklense de. Bir cihan imparatorluğunun doğuşundaki temel taşlardan biridir İnegöl. Ve bugün İnegöl tarihi misyonunun kendine kazandırdığı zenginliğinin yanı sıra tabii güzelliği, bereketli toprakları, sanayideki atılımları ile sürekli bir cazibe merkezi. Göç dalgasının fazlasıyla hissedildiği ülkemizde İnegöl bir Türkiye mozaiği. Yurdun dört bir yanından insanımıza bugün ev sahipliği yapıyor. İnegöl Ovası tarımın hemen hemen her çeşidine müsaitken hızlı nüfus artışı, tarımda emeğin karşılığını alamama gibi sebeplerle ekonomi, tarıma dayalı ekonomi her geçen gün daralıyor. Bununla birlikte bölgede ekonomi sanayi ağırlıklı. Mobilya sektöründe adını Türkiye'ye duyurmuş. Hatta mobilya ile anılır olmuş İnegöl. 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı donanması kereste ihtiyacının bir bölümünü İnegöl ormanlarından karşılıyordu. Dönemin şartlarına göre kerestecilik, araba yapımı, sandalyecilik gibi üretimle başlanmış ve zamanla bir mobilya üretim merkezi olmuş İnegöl. Tomruklar sırasını bekliyor. Donanmaya gitmek için değil belki. Sırası gelen usta ellerde koltuk oluyor, mobilya oluyor. Şimdi genç müteşebbislerin elinde teknolojiyi yakalamış ve dünya ile yarışa girmiş İnegöl'de ağaç endüstrisi. Dünyanın koltuğunu üretiyor İnegöl. Ve Türkiye ile birlikte dünya insanının istifadesine sunuyor. İnegöl'lü genç müteşebbisler böylece bölgeye istihdam sağlarken hem bölge hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlıyor. İnegöl sanayideki atılımları, doğal güzellikleri, ferah cadde ve sokakları, insanı hücrelerine kadar dinlendiren park ve bahçeleriyle yarının güçlü Türkiye'sine bugünden kendini hazırlayan bir yurt köşesi. Köftesiyle de meşhur vatanın bu aziz köşesine yolunuz düşer ya da buradan geçerseniz ve mevsim yazsa köfte ve piyazdan oluşan bir menü ile karnınızı doyurun. Çayınızı mutlaka İnegöl'ün üfür üfür esen bahçelerinde yudumlayın. Kendinize
böyle bir iyiliği çok görmeyin. Yolun ve bahtın açık olsun İnegöl'de.